Merhaba arkadaşlar, örneklerimize devam ediyoruz. Eczane otomasyonu yapacağız arkadaşlar. Eczane otomasyonunda ilaç satışı yapacağız. Müşterilere satış yapan bir program olacak. Şimdi bu programı oluşturmadım arkadaşlar. Bu projeye hiç başlamadım. Baştan başlayacağız. Tabii veri tabanı olarak Access veri tabanını kullanacağız arkadaşlar. Önce projeyi bir oluşturalım. Daha sonra veri tabanını oluşturacağız. Şöyle yapalım. Visual Studio'yu açalım arkadaşlar. Bir tane proje oluşturalım. Projemizi Windows .NET Framework olarak belirleyin arkadaşlar. Ve projelerimi D klasörünün içerisinde otomasyonlar diye bir klasör var arkadaşlar. Oraya kaydediyorum. Çünkü şimdi veri tabanını projenin içerisine atacağım için gösterdim. Projemizin ismi şu olsun arkadaşlar. Eczane otomasyonu diye bir isimlendirelim. Create diyerek oluşturalım. Yani D klasörünün içerisinde otomasyonlar klasörünün içerisinde Eczane otomasyonu diye bir klasör oluştu. Çalıştıracağım. Bir form ekranımız gelsin arkadaşlar. Yani tüm exe dosyalarımız oluşsun. Ona göre veri tabanımızı oluşturacağız. Şimdi burası tamam. Şimdi Access ile veri tabanımızı oluşturalım. Access'i açıyorum arkadaşlar. Oluşturacağız. Burada kaydedeceğimiz yeri soruyor. Kaydedeceğimiz yer arkadaşlar D klasörün içerisinde otomasyonlar, değil mi? Yani ayrıca bir adres tabii C# içerisinde otomasyonlar. C# içerisinde otomasyonlar tabii. Burada eczane otomasyonu şu. Az önceki oluşturduğum proje bunun içerisinde. Bunun içerisindeki bin klasörünün içerisine giriyoruz. Divan içerisine kaydedeceğiz. Ne diye kaydedelim arkadaşlar? Eczane DB diyebiliriz. Ya da eczane veri tabanı diyebilirsiniz. E'sini de büyük yapalım. Eczane DB. Veri tabanımızın ismi bu arkadaşlar. Yani adresini belirledik. Oluşturuyoruz. Şimdi bize ne lazım? 3 tane tablo lazım ve bu tablolar üzerinde ilişkilendirme yapacağız. Tablomuzun önce ilk tablomuzun ismini belirleyelim. Ne olsun? İlk tablomuzun ismi arkadaşlar hastalar olsun. Yani müşteriler daha doğrusu. Hastalar olsun. Bunun neyi olacak arkadaşlar? TC'si olsun. TC no diyelim. Otomatik sayı olmasın arkadaşlar. Şimdilik metin yapalım. Kısa metin. Daha sonra hastanın ad, soyad. Aynı şekilde bunu da metin yapalım. Ad, soyad. Daha sonra arkadaşlar bize adres lazım. Aynı şekilde bunu bu da kısa metin olsun. Adres. Telefon lazım. Adres, telefon. Güvence lazım. Bunu ben şimdilik sayı yapacağım arkadaşlar. Güvence. Ve durum. Bunu da evet hayır yapalım. Tamam. Şimdi biz bu tabloyu kaydedelim. Herhangi bir veri girişi yapmayacağız. Bir tane tablomuz var hastalar isminde. Herhangi bir veri girişi yapmadık. Şimdi tekrar oluştur sekmesinden tablo oluşturalım. Tablomuzu ismini belirleyelim. Tablomuzun ismi ilaçlar olsun arkadaşlar. I yapıyorum ilk harfi. İlaçlar. Bu şekilde. Büyük harfle I yaptım ilk harfini. İlaçlar. Yani Türkçe karakter kullanmamaya çalışıyoruz. Şimdi burada da ilaçlarımızın arkadaşlar barkod no olsun. Otomatik sayı olsun. Tamam. Barkod no'dan sonra arkadaşlar alt yani ilacın adı olacak. İlaç adı diyelim isterseniz. Kısa metin. Veren firma. Firma adı diyelim. Bu da kısa metin olsun. İlaç adı, firma adı. Tamam. Bir fiyatımız olsun. Bu sayı olarak belirleyelim şimdilik. Toplam kaç adet? Bunu da sayı olarak belirleyelim. Ve durum. Bu da evet, hayır. Yani bu durumu kaydı silme amaçlı kullanacağız arkadaşlar. Burası da tamam. Tamam. İki tane tablomuz var. Hastalar ve ilaçlar. Bir tablo da oluşturalım. Bu da satışlar olacak. Hatta bir tablo da oluşturacağız. O da şey olacak arkadaşlar. Güvence. Şimdi şöyle yapalım. Önce üçüncü tabloyu oluşturalım arkadaşlar. Tablomuzun ismi ne olacak? Şurada kaydederken soracak. Satışlar tablosu. Şimdi burada da satış no ya da satış ID diyebiliriz.
Bu da otomatik sayı olsun. Tamam. Biz burada önce ne alacağız? Kime satacağız? Müşteriye değil mi? O zaman yani hasta. Hasta Noah diyelim. Hasta Noah diyelim. Bu hasta Noah'umuz kısa metin olsun şimdilik. Bunları değişiklik yapabileceğiz arkadaşlar. Şimdilik böyle olsun. İlaç no ya da barkod no olarak belirleyebiliriz. Bunu sayı diyelim arkadaşlar. İlaç no. Adetimiz sayı olsun. Toplam fiyat değil mi? Birden fazla alabilir ilaç şeyinden. Toplam fiyatımız toplam fiyat diyelim isterseniz. Toplam fiyatımız sayı olsun. Bir de durum. Bu da evet hayır. Tamam. Şimdi bunu da oluşturduk arkadaşlar. Sütunlar kaydettik. Hastalar, ilaçlar, satıştır. Bize bir tablo daha lazım arkadaşlar. Hemen oluştur tablo. Burada bize tablomuzun ismi şu olsun arkadaşlar. Güvence. Güvence. Türkçe karakter kullanmadım. U dedim. Güvence. Güvenceler diyelim. Güvence çeşitleri olabilir. Güvence no. Bu otomatik sayı olsun. Güvence adı diyelim. Kısa metin olsun. Bir de durum. Bu da evet hayır olsun. Tamam. Şimdi bunu da kaydetmiş olalım. Tamam. Şimdi bizim 3 tane tablomuz var. Güvence, hastalar, ilaçlar, satışlar. Şimdi bu tablo arasında ilişki kurmamız gerekiyor. Onun için veri tabanı araçlarından ilişkileri seçelim. Burada 4 tane tablonun 4'ünü de ekleyelim arkadaşlar. Kapatalım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz ilaçları ve hastaları şöyle kenara çekelim ve satışları ortaya alalım. Bizim burada satışlar. Ne satacağız? İlaç satacağız. Kime satacağız? Hastaya satacağız değil mi? O zaman burada bir ilişkilendirme yapacağımız şeyler var. İlaç no'nu arkadaşlar burada tutuyorum. İlaç no'ya taşıyorum. Bana burada barkod no ile ilaç no'yu ilişkilendireceğim dedi. Evet dedim. Bilgi tutarlılığını zorla işaretliyoruz. Güncelleştirmeyi işaretliyoruz. Bunu silme yapmayacağız zaten. Şu iki seçeneğimizi işaretleyelim. Oluştur diyelim. Veritabanın altyapısı, satışlar tablosu bir başka kullanıcı veya işlem tarafından kullanıldığından. Burada açık olduğu için şey yapmadı arkadaşlar. Önce şu açık olan tabloları kapatmamız gerekiyor. Önce onları kapatalım. Şurada kapatıyorum. 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 Şimdi tekrar tutuyorum arkadaşlar. Tabii güvenceyi de kapatalım. Tamam. Şimdi tekrar barkod no'yu tuttum. İlaç no'nun üzerine bıraktım. Burada bunu oluşturacağız ama tabii bunu ne yapacaktık? Çift tıkladım arkadaşlar. İsterseniz tekrar yapalım. Çift tıkladım. Burada bilgi tutarlılığını zorla ve ilişkileri ard arda güncelle. Bunu seçip tamam diyorum. Yani burada barkod no'su bir adet olacak. Birinci anahtar. Ancak aynı barkod numaralı ilaçtan birden fazla satış yapılabilecek. Amacımız bu. Yani farklı kişilere de satış yapılabilecek. Aynı şekilde hasta TC'sini alıyoruz buradan. Hasta no'nun üzerine bırakıyoruz. Burada da aynı şekilde tutarlılığı zorla ve güncelleştirmeleri takip et diyoruz. Oluştur. Burada da aynı şekilde bir hasta birden fazla ilaç alabilir. Aynı zamanda bu hasta defalarca gelebilir. Bunu yaptık. Şimdi şurada güvence var. Değil mi? Güvence burada. Güvence dediğimiz SGK, emekli sandığı gibi durumlar var. Bunları da şuradaki güvenceyi alıyorum arkadaşlar. Güvence no'yu alıyorum. Buradaki güvencenin üzerine bırakıyorum. Burada da aynı şekilde tutarlılığı zorlamasını işaretliyorum. Oluştur diyorum. Şimdi bizim ilişkilendirdiğimiz, tabloların ilişkilendirdiğimiz şeması da bu şekilde arkadaşlar. Biz bunu da kaydediyoruz. Ctrl-S yapalım isterseniz ya da şuradan kaydet diyelim. Bunu da kaydetmiş oluyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim veri tabanımız var. Şimdi buraya veri girişi yapacak olursak mesela biz bu ilişkilendirme yaptık ama artık rastgele kayıtlar yapamayız. Mesela şöyle bir şey var. Güvencede herhangi bir kaydımız yok. Aç diyelim. Güvencemiz şu an boş. Biz bunu mesela şöyle yapalım. Güvence adımız SGK olsun. Durumu aktif olsun. Kullanılan bir bölüm olsun yani. Emekli sandığı olsun. Aktif olsun. Üçüncüye de diğer diyelim isterseniz. Arkadaşlar daha sonra bunları düzelteceğiz. Diğer. Şimdi 3 tane güvencemiz var arkadaşlar. Bunu kapatalım.
Şimdi biz hastalara gelelim. Mesela bir hasta kaydı yapacağız. Açalım. TC ne olsun? Tabi bunu 11 karakterle sınırlayabilirdik. Şimdilik şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Adı soyadı. Saliha Şahin. Adres Konya. Telefon 555 123 123 0 diyelim. Rastgele numaralar arkadaşlar bunlar. Güvence. Burada güvence arkadaşlar bize gelen seçenekler var. Biz burada güvence olarak arkadaşlar sıfırı seçemeyiz. Allah, gitti arkadaşlar. Hemen hızlıca yazı verelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Adı Saliha Şahin. Adres Konya. Telefon 555. Şöyle rastgele bir numara yazdım. Güvenceye 1 dedim. Tab'a bastım. Durumu aktif olacak. Tab'a bastım. Şimdi alt satıra geçti arkadaşlar. Ben bu güvenceyi eğer 2 deseydim gene olurdu. Çünkü 2 numaralı bir güvence var. 3 deseydim yapalım. 3 yapalım. Şu güvenceyi siliyorum. 3 dedim. Gene oluyor. 4 dersem olacak mı? 4'e basıyorum. Tab'a basıyorum. Bana hata verdi. 4 numaralı bir güvence yok dedi. Çünkü biz güvence şeyini ilişkilendirdik. Artık kafamıza göre kayıt yapamıyoruz. Bu işlem adım adım arkadaşlar. Şimdi ben burada bunu tekrar 1'e alıyorum. Yani 1 numaralı güvencemiz neydi arkadaşlar? Açar bakarsam SGK'lıymış bu kişi. Ya da 2 numaralı olsaydı emekli sandığı olacaktı. Şimdi ikinci bir kayıt yapalım. Şöyle 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam. Bu da Mesut olsun. Mesut Şahin olsun. Adana diyeceğim. Rastgele numaralar yazıyorum arkadaşlar. 2 numaralı olsun. Durumu aktif olsun. Şu an 2 tane de kayıt yaptım. Şimdi gelelim. Hastaların kaydı tamam. İsterseniz burayı kapatalım. Burayı da kapatalım. Şimdi ben burada ilaçlara gelelim. İlaçlarda şöyle bir şey var. Ya da önce satışlara gelelim. Satışları açalım. Şimdi satışlarda birinci satış. Hasta mı? Bizim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1 diye bir TC'si olan bir hastamız var değil mi arkadaşlar? İlaç ne olarak? Burada ilaç kaydı yapmadık. 1 diyeyim. 1 numaralı ilaç olsun. Devam edelim. 1 adet alsın. Toplam fiyatı şimdilik 100 TL olsun. Durumu aktif olsun. Tab'a bastım. Burada bana ilaçlarla ilgili ilişkilendirme yaptın. Ancak 1 numaralı bir ilaç yok dedi. O yüzden önce ilaç kayıtlarına bir girmemiz gerekiyor. Hem ilaçlara tıklayalım. 1 numaralı bir ilaç kaydı yapalım. Parol diyelim. Firma adı A firması diyeceğim. Fiyatı 100 TL. Adeti 100 adet olsun. Bu stok olarak düşüneceğiz. Tamam. Şimdi 1 numaralı ilacı kaydedebiliriz. 2 numaralı bir ilaç içinde arkadaşlar. Aferin diyelim. B firması 200 adet 120 TL olsun. Durumu aktif olsun. Şimdi 2 tane ilacı var bu firmanın. Parol ve aferin. Burada barkod numaraları önemli olan bizim için. Şimdi satışlara geldiğimiz zaman şurada bize hata vermişti. Artık şurada 100 tak geçiyor. Yani burada bu numaralı kişi 1 numara ilaçtan 1 adet almış oldu. Tabii fiyatlar arka planda sonra güncelleyeceğiz. Ancak ben şu 1'i 2 yapsaydım arkadaşlar TC'nin sonu 2 yapsaydım devam edeceğim. Tab'a bastığım zaman bu TC numaralı bir müşteri hasta kaydı yok dedi. Önce böyle bir kaydı yap diye bana uyarı verdi. O yüzden ben şunu şimdilik 1 yapıyorum. Yani burada tabloları ilişkilendirmemizdeki amaç buydu arkadaşlar. Diğer durumlarda anlaşılmıştır. Şimdi biz veri tabanımızı tasarladık. Kaydettik arkadaşlar. Kapatalım. Zaten biz projemizin içerisine kaydettik değil mi? Şimdi projemizi şuradaki solution kısmına sağ tıklayıp dosya open folder derseniz direkt dosyanın olduğu yere gider. Biz Bing klasörüne gittiğimiz zaman arkadaşlar burada Eczane DB diye veri tabanımızın olduğunu göreceğiz. Yani buraya atmamızdaki amaç veri tabanını adres olarak aramayacağız. Direkt projenin içerisinde olduğunu bildirmiş olacağız. Şimdi formumuzu tasarlayacağız. Ancak bunu bir sonraki video yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.